Öğrenciler ve veliler yüz yüze eğitim sürecinde nelere dikkat etmeliler? Bir defa dar alanda ciddi toplulukların oluşacağı alan, bu eğitimin sürmesi için hazırlanmış olan zaman diliminde bunu yaşayacağız. Bu zaman diliminde vakaların hızlı artması muhtemel. Bunu engellemenin yolu da şu, biliyoruz ki virüs çoğunlukla evden okula gidiyor. %70 oranında, hatta daha yüksek oranda evden geldiği gösterilmiş. Bir defa evden okula virüs göndermemek, öncelikle ödevimiz bu. Aileler semptomluysa ya da çocuklar semptomluysa onları mutlaka okula göndermemeli, izole etmeli. Bir başka konu da aşılarımızın tamam olması. Niye söylüyorum? Çocuğunu okula gönderen velilerin aşılanması çok kıymetli. Eğer onlar virüsün bulaşmasına ortam sağlamaz ve virüsün çoğalmasına imkan tanımazlar ve çocuklarına da bu virüsün geçmesini engeller ve çocuklarını o şekilde okula gönderirlerse hem kendi çocuklarını hem de okuldaki bütün diğer çocukları ve o çocukların ailelerini de korumuş olurlar. Yeni kurallar aşılama oranını arttırır mı? Aslında arttırıyor. Her geçen gün aşıya olan talebin arttığını görüyoruz. Hatta şu an PCR'a gelenden çok aşıya gelen var. Demek ki aslında arttırıyor. Görüntü öyle. Bir defa biz niye PCR istiyoruz? Çünkü aşısız olanların hastalığı daha ağır geçirme ve daha uzun süre bulaştırma durumları söz konusu. Aşılı olanlar hem hastalığı hafif geçiriyorlar hem de çok daha kısa süre COVID onlarda hayat bulduğu için yayma oranları çok düşük. Özellikle aşılama oranı çok yüksek illerde çok az vaka çıkıyor. Bu bunun canlı şahidi. Yani anlattığımın aslında Türkiye tablosundaki gösterimi bu. Ve vatandaşlarımız da bu PCR şeyiyle, önlemiyle toplu alanlardaki virüs yayılımının engellenmesi anlamında bu sürece destek vermiş olacaklar. Ama bu işin en kolayı ve en garanti çözümü PCR'dan önce yüksek aşılama oranına ulaşmak. Ve gözlemimizde son birkaç gündür aşıya ciddi bir teveccüh var. Bunun artması ve bir an evvel bütün vatandaşlarımızın aşılarını en az 2 doz şeklinde yaptırmalarını istirham ediyoruz.